الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. 23. sözden Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا وأسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. Şimdi buradan insan bir çekirdeğe benzer. İnsan nereye benziyormuş İbrahim? Çekirdeğe. Allah Allah. Çekirdeğe benzetmiş. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve emniyetli cihazat, çekirdeğe kudretten manevi ve emniyetli cihazat, kudret, cihazat vermiş. Tamam. Kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Kudret ne vermiş? Cihazat. Kudretten manevi ve emniyetli cihazat. Manevi, emniyetli cihazat. Manevi ve emniyetli. Ne yapmış? Manevi ve emniyetli cihazat. Kaderden ise ince ve kıymetli program verilmiş. Abi nereden okuyorsun? Ha, 321. Sözler. Bir de okuyalım. Kudret ne vermiş? Manevi ve emniyetli cihazat. Kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. İnsana. Niye? Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp toprak altında çalışıyor. Hayalinizi çalıştırabiliyor musunuz? Toprak altına geçin. Toprak altında çalışıyor çekirdek. Ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip çok tuhaftır. Topraktan çekirdek ifade ediliyor üzerinde ama çekirdek hala orada. Yani çekirdekte çok iyi bellemek lazım. Korkunç, harika olaylar hallediyor. Çekirdek maddi burası da duruyor. Burada ağaç ifade ediliyor ama tek çekirdek topraktan çıkıyor derken çekirdek maddeten çıkmıyor. Bu bir. İki, 632 galiba sözler. Çekirdekteki çıkan ağaç, büyük bir ağaç düşün. Tamam? Salih. Şurada dalları var. Çınar ağacı düşün. Bursa'daki mesela. Burada dalları var. Burada da var. Bu tarafta da var. Bu tarafta var. Öyle mi? Altta var. Üstte var. Tamam. Şimdi buradaki dalların yapılırken aynı anda buradaki de yapılıyor. Aynı an. Aynı anda buradakiler de yapılıyor, buradakiler de yapılıyor. Yapraklar. Aynı anda yaprak yapılırken çiçek yapılıyor. Zamanlama yok. Çiçek burada da, burada da, burada da, burada da, burada da, burada da. Dört. Altı mı etti? Altı değil mi? Ağaçta çiçek, renk, tat, koku, gövde, dal, budak ne yapılıyorsa şurada... Burada da yapılıyor. Bak zihninizde böyle yapıyorum. 25. kare olarak yüklensin. Burada da yapılıyor. Ön taraf. Arkada yapılıyor. Üste yapılıyor. Aşağıda yapılıyor. Ama aynı anda zaman yok. Eğer topraktaki çekirdekten program dağılsa bir zaman alır.
ağaçtan program nakledilse, elektronik değil ya ağaç, biyolojiktir. Tamam? O zaman diyor ki, toprağın altındaki çekirdekteki program intişar edip, neşredilip yayılmıyor diyor. İntişar edip yayılmıyor. Ya şu program ağacın bir anda her yerinde temessül ediyor. Ha? Abdullah aradı zannediyorum. 632 dedi 30. şeydekini 32 30. şeyde durunu yapayım da tavulat-ı zerrat bir ağaç yok 29. sözde de var. Niye hiç emacere var. Şuradakini mi alayım? 32. sözde ağaç var. 32. sözde var. Bir sual var. Allah bir farklı bir anda çok iş nasıl yapıyor? 32. söz 31'de arıyorum. Kafam nerede? 610. Soru çok acayipti o. Burada şimdi ona girmeyeceğim. Diyor ki 610. Şu ağacın lakal en az 10.000 meyvesi var. Seni anlatıyor ha bu. Bak seni anlatıyor. Bildiğin dünyadan seni tanımlayacak. Sen çünkü kendine yabancısın. Yabancı olduğun için yabanisin. Hep dışarıda olduğumuz için. Bunlarla içeriye girme yolumuz bu. Her bir örnek içeriye taşınma yöntemi. Onun için öyle dinleyin lütfen. Zaten dinliyorsunuz da ben çok emniyet veriyorum. Ağacın lakal 10.000 meyvesi var. Her bir meyvesinin lakal yüzer kanatlı çekirdeği var. Bütün 10.000 meyve ve 1.000.000 çekirdek bir anda beraber bir sanat ve icada mazhardırlar. Bir anda. Yani Şurada toplam ne kadar varmış? 1.000.000 çekirdek. Ne varmış? Bir ağaç kabul ediyoruz. 10.000 meyvesi var. Ne 10.000'i? Bursa'daki çıkarken çınar ağacı ne 10.000'i? Ne 10.000'i ya? Milyon şeyi var. Yani ucu bucağı belli değil yani. Sahası. Tamam öyle kabul edin. Her bir meyvenin lakal yüzer kanatlı çekirdeği var. Yüzer kanatlı çekirdeği var. 10.000 meyvenin lakal yüzer kanatlı çekirdeği var. Çarparsa ne yapar? 10.000'i yüzde. Bütün o 10.000 meyve ve 1.000.000 çekirdek, 1.000.000 bir anda şurada bir anda beraber bir sanat ve icada mazardırlar. Halbuki şu ağacın çekirdeği astisinde, halbuki şu ağacın temelde bir çekirdeği astisinde ve kökünde ve gövdesinde cüzi ve muşahhas belli muayyen iken cüzi tek ve muşahhas ve ukde-i hayatiye tabir edilen ukde-i hayat hayat düğmesi yani şöyle ipi düğme atın o da bir ukde mesela telefonun tak bir düğmesine tak ukde-i hayat yani hayatın ortaya çıkması için esbab alemi de bir düğme tamam buna ukde-i hayatiye tabir edilen, neymiş bu tabir edilen? Bir cilve-i irade ilahiye. Allah'ın iradesinin tahakkuk etme zemini. Ve bir nüve-i emr-i rabbani. Yani
Ukde hayatiye iki şey de meydana geliyor. Ukde hayatiye karpuz gibi kabul edin. Ukde hayatiye karpuzu yararsan bir cilve-i irade ilahiye artı koy tencerenin içine bir nüve-i emri rabbani. Şu ağacın kavanini teşkiliyesinin merkeziyeti. Hepsinin merkeziyeti her dalın başında. Bak, çekirdek bu. Çekirdek bu. Şöyle diyeyim bu çekirdek kökün altında. Bu Bremen Hafen'de bir tane baz istasyonu olsa cep telefonuna. Baz istasyonu uyduyla bağlı. Senin telefon da baz istasyonuna bağlı. Her bir daldaki şey bu çok antika bir şey. Çekirdeğe bağlı. Ama çekirdek de direkt cilveyi irade ilahiye artı nüve-i emri rabbani. O bu çekirdek de bu iki yere bağlı. Güzel bir misal oldu abi. Tamam. Şimdi direkt. Tamam. Şimdi cep telefonu senin baz istasyonuna belki 1000 tane vardır değil mi bu Bremen Afrin'de cep telefonu? Fazladır. Tabii. 300 bin var mı nüfusu? Yok 120 bin. 120 bin. 2 ile çarparsan neredeyse 300 bine yakın değil mi? En azından. Çocukları da sayarsın değil mi? Ha, her birisi uyduya bağlı değil. Baz istasyona bağlı. Buradan şebeke dağılıyor. Bu buraya bağlı. Burası bağlı olduğu uydunun iki verisine bağlı. Cilve-i irade-i ilahiye, nüve-i emri rabbani. Bu konular ayrı. Ona girmeyeceğiz. Bu oraya bağlı. Yani cilve-i irade, nüve-i emri rabbani burada çekirdek olarak gözüküyor. Onun adı çekirdekmiş. Tamam. O bu baz istasyonunda dağıtım yapıyor şebekeyi. Demek ki ağacın kökün altındaki çekirdek bu iki sistemle çalışıyor. Kökteki çekirdek de dışarıya bak nasıl çalışıyor. Nüve-i Emre Rabbani ile şu ağacın kavanini teşkiliyesinin merkeziyeti her dalın başında, her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır. Yani şu bizim irtibatımız bu telefon yani baz istasyonu ya, bu baz istasyonu dolayısıyla bu şebekeyi kaldırırsan adeta uydu bütün telefonlarla direkt de görüşebiliyor, görüşüyor demektir. Hepsi yani insan beceremediği için direkt uyduya cep telefonu bağlanamadığı için arada aracı koymuş, aktarım. Tamam. Ama çekirdek de öyle değil. Çekirdekte nasıl bir sistem işliyorsa içeride cilve-i emri, cilve-i irade-i ilahiye, nüve-i emri rabbani denilen bir yapı oraya kodlamış. Kodlanan şeyin adı ukde-i hayatiye. Ukde-i hayatiye demek bu iki özellik. Aslında şöyle diyebilir miyiz? GPS, arabada GPS. Araba nerede hareket ediyor, nereye gidiyor? Hatta arızasını bile. Almanya'nın sattığı Mercedes, BMW GPS'liymiş son şeyler. Almanya'dan Türkiye'dekine diyor ki yağ değiştirme zamanı şu kadar kaldı diyor. Ulan ben Ağrı'dayım. Ben ne kadar kullandım nereden biliyorsun? Sen 3 kilometre şu kadar kaldı buna göre diyor. Arıza yapıyor. Uydudan diyor ki arıza fren papuçları aşınmış diyor. Bu yapılan bir sistemle yapılmış. Yapılan bir kafayla yapılmış. Bu kafayı yapan zat kafaya nasıl GPS'ler koymuş mesela tahmin et.
Bak kafayla Almanya'dan Ağrı'daki sakmış olduğu BMW'de ne zaman yağda açacak? Nerede arıza var? Senin ekranına bildiriyor. Yazıysa ne? Sen arabanın içinde bilmiyorsun. Almanya'daki senin motorunu bilip ekranına sana yazı geçiyor. Sen kendin bilmiyorsan o biliyor. O biliyor. Sen bilmiyorsun. Kim yapıyor? Yapılan bir kafa böyle bir şey yaparsa bu kafayı yapan bu kafaya nasıl bir sistemler koymuş? Sen bilmiyorsun o biliyor. GPS'i koyduğu için. Onun için kalbi yapan kalpte geçeni bilmez mi? Aklı yapan akıldan geçeni bilmez mi? Türkiye, Amerika, İsrail, İngiltere vesaire Almanya yaptığı her askeri silahta tüfek dahi olsa hiç nerede ne koymuş belli değil. Minnacık bir GPS koymuş. O silah nerede kullanılıyor yeri tespit etsin diye. Kendisiyle savaştığı zaman o noktalara roketleri ayarlıyor tak onu kullanan yok oluyor. Bana karşı kullanınca gittin. Sana silah satıyor ama sen haberin bile yok. Ama polis gelip senin evine onu bırakıyor, seninle konuşuyorsa onu sonra farkına varıyor. Evet. Diyor ki, her dalın başında, her meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki, her birinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır. Ve o bir tek cilve-i irade ve o kanunu emri, ukde-i hayatın içinde ne varmış? Cilve-i irade, kanun emri. Ya bunlar ilmi de böyle sizi açtığını biliyorum ama ne yapayım? Kanun emri anlatmam lazım, ayrı cilve-i irade anlatmam lazım ama kabul edin, anlatılmış kabul edin, biliyorsunuz kabul edin. Çekirdeğin içinde ukde-i hayatiye var. Ukde-i hayatiye, cilve-i irade, kanun-ı emri denilen iki sistemin bütünlüğü. Ne? Verilen isim, ukde-i hayatiye. Yani buradayken buralı değil. GPS. Ruh gibi aynı. Yani diyebiliriz. Bedendeki ruh gibi. Bedendeki ruh gibi. GPS. Allah çekirdeği GPS koymuş. Ukde-i hayatiye. Yani aslında cilve-i irade, emri Rabbani. Bütünlüğünün adıdır. Ona ükte-i hayat edeceğiz. Ölü gibi çekirdek ölüdür. Odun parçası. Fakat hayatiyet özelliği var. Ama kanun olarak. Yani şey olarak yok. Hayat yok, odun. Bizim bildiğimiz böyle bir hayat yok. Ükte-i hayatiye. Ükte-i hayatiye cilve-i irade artı emri Rabbani. İkisinin bütünlüğüne ükte. Yani hayat düğümü. Hayatın patlaması yani mesela tak diye patladı ağaç oldu. Yani orada bir şey var ağaç oluyor mesela bu. Bıçakla yer çekirdeğin içine göremezsin böyle bir şey. Sanki bir yazılım gibi. Yazılımdan daha acayip. Tamam. O cilve irade kanun emri iyi dinleyin şimdi. Çekirdek burada. O ukde-i hayatiye, çekirdek değil, çekirdekte bulunan ukde-i hayatiye, ziya, hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Yani mesela güneş gitti, vurmuyor. Hiçbir ışık yok. Foton çıkıyor, ziya yani. Maddeye, atoma çarpınca, fotonun içinde, ziyanın içerisindeki ısı, ışık, renk, ultraviyol bir sürü dalgalar ortaya çıkıyor. Onun için güneşin çevresi karanlık. Ve ateşe leyle ve ahrece duhaha. Karanlıklar içinden nuru çıkarttım diyor. Yani güneşten bize nur gelmiyor. Ziya geliyor. Ziya nur değil. Ziya bir pakettir. Ziya bu atmosfer, dünyanın dışındaki atmosfer toplam yaklaşık 100 kilometredir. Oraya gelene kadar karanlık, ziya geliyor. Sonra 100 kilometre kadar atmosfere, atoma çarpınca güm diye içi dışına ediyor. Bu sefer o paket olan foton yani ziya, nur, ısı, ışık, renk, dalga boyları oluyor, ortaya çıkıyor. Tamam. İçinden çıkıyor.
ukde-i hayat gibi. Ha, şimdi ukde-i hayatiye bunun gibi yani ziya. Ama ziyanın böyle bir hedefi var. Bir yerden çıkmış bir yere gidiyor. Şeyde ise ukde-i hayatiyenin yaymış olduğu dalga bir yerden bir yere değil, güneşten bir yere değil. Bak diyor bu ukde-i hayatiye ziya hararet gibi. Hararet mesela şuraya bir tane salonun ortasına şey gelelim hayalen. Perde gerin. Geldiniz mi? Tamam. Buraya soba yakın. Peki bu bez o tarafa doğru mu yaslanır bu tarafa doğru mu? Kim diyecek bunu bakalım. Soba hangi tarafta olacak? Soba burada olacak. Aferin Abdullah hangi tarafta olacak? Soba burada. Şuraya bez koyduk. Yaktık. Orası soğuk. Bez oraya mı yaslanır böyle mi olur yoksa böyle mi olur? Buraya mı yaslanır? Böyle mi çekilir bez? Öyle mi gide basar? Atmayın kafadan. Nereye doğru? Kendine doğru. Kendine doğru, sobaya doğru mu bez? Evet, başka? Ben başka. Arkadaşlar sıcaklık demek havadaki moleküllerin yapısı latifleşiyor. İnceleşiyor. Burayı patlayacak hale getiriyor. Yani soğuk olunca, soğuk demek bu havadaki yapı, moleküller birbirine büzüşüyor. Büzüşünce azalıyor. Basınç azalıyor o zaman. Azalınca, ufalınca basınç azalıyor. Isınan havada moleküller arasındaki şey bağ genişliyor. Genişleyince burası basınç oluyor. Dolayısıyla derdiğin gibi değil, tersine bezi buradan basar. Bez dışa doğru vurur. Gitmek ister. Niçin anlattım? Hararet yönü vardır. Ziyanın yönü vardır. Havanın yönü vardır. Düşük basınç varsa yüksek basınç oraya akar. Gibi dağılıp her yere ükde-i hayatiye gitmiyor. Çekirdekteki ükde-i hayatiye böyle dalda, ağaçtan, gövdeden böyle her tarafa hop 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 gitmiyor. Öyle bir şey yok. O zaman o ukde-i hayatiye dediğimiz esasında çıkmasıyla beraber hepsini içine birden alıyor abi. Hepsi bir anda o. Her yerde. Yani çekirdekteki program ağacın gövdesinden intişar etmiyor böyle. Dağılıyor sağa sola kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Öyle bir şey yok. Ukde-i hayatiye bu verici istasyon her yerde. Her yer. Dalın sağında sonu. Yani ağaca böyle bir yapı, ağacın içerisinde borular düşünün. Elektrik kablosu, su borusu. Oradan böyle bir bilgi akımı yok. Akma yok. O zaman odunun içindeki nur, duman misali gibi abi. Duman her tarafında. Nur her tarafında. Evet. O zaman ukde-i hayata ağacın her tarafında. Her tarafında. Gitmiyor. Çünkü gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde ve muhtelif masumlarda hiçbir iz bırakmıyor. Hiçbir eseri görülmüyor. Eğer, işte cümlem buydu. Eğer intişar ile olsaydı, yani çekirdekli program, intişar, neşir, yani yayılma. Yayılma ama şöyle. Ağacın gövdesinden boru ve kablo ile yayılsaydı. Şuradan çıktı. Ağaç. Ağacın üzerinde içinde kablo, su tesisatı gibi, elektrik kablosu gibi bir şeyle yayılmıyor. İntişar bu. Eğer intişar ile olsaydı izi ve eseri görülecekti. Belki bizzat tecezi ve intişar etmeden her birisinin yanında bulunuyor. Ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hepsine bir anda çekirdekteki program şuradayken şurada da, şurada da, şurada da, şurada da, şurada da bir anda hepsinin yanında bulunuyor. Bir anda her yerde bulunuyor. Ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler mani olmuyor. Hatta denilebilir ki o cilve-i irade, o kanun emri yani ukde-i hayatiye, o ukde-i hayatiye her birinin yanında bulunur,
hiçbir yerde de bulunmaz. Bu iç mektep okumamış ha bu Bediüzzaman Hazretleri. İlkokul okumamış. Daha bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Ve üniversitelerde tez yapılıyor, araştırma. İlkokul okumamış. Tamam. Peygamber daha garip tabii. Okumadı yazması da yok. Ama bakınca Kur'an okuyor. Okuma yazması yok, Kur'an okuyor. Güya şu muhteşem ağaçtaki meyveler, çekirdekler adedince o kanun emrinin birer gözü. Yani şuradaki çekirdekler sanki kanun emrin, yani bunu bahane ederek bütün ağaçtaki dal ve budaktaki o çekirdekler kanun emrin birer gözü, birer kulağı var. Sanki kanun emri, bu vardı ya kanun emri, cilve irade şu çekirdek. Nihayetsiz nesli, daha o bu ağaç olacak, ağaçtan çekirdek olacak, o çekirdekten de ağaç olacak, o ağaçtan da çekirdek olacak, çekirdekten de ağaç olacak, ağaç çekirdekten ağaç olacak, nihayetsiz hepsi burada var. Adem Aleyhisselam'da bütün insanlık kodla, kodu var olduğu gibi. Eklenme bir şey yok. Adem Aleyhisselam'ın genetiğinin hepsi var. İnsanın spermasında da nihayetsiz çocuk şekli olma özelliği var. Ama benim karakterim baskın olduğu için bana benziyor. Onun için beyaz bir adamdan siyah çocuk da olabiliyor. Ne değiştirebiliyor? Şaşıracaksınız. Benden çocuk her simada olabilir. Benim karakterim, hissiyatım baskın olunca bana benziyor. Eğer ben o anda hanımla beraber iken hanım ve ben, mesela hanım dese ki hayalen, dindeki hükmünü söylüyorum, kocasını değil de başka bir adamı hayal etse, adam da karısını değil de hayalen başkasıyla olduğunu hayal etse, hayal ettiği şeye benzer o çocuk. Manevi bilavelet deniliyor. Çünkü akıl hayal ile gelen bilgilerle realiteden gelen bilgileri eşit kabul eder. Öyle inanır, genetiği ona göre şifrelemeye çalışır. Onun için diyorum ki çocuk isteyen insanlar ilk önce yapacakları şu. Gusül abdesti alıp tam 40 gün televizyon seyretmemeleri lazım. Kesin. Çocuk için. Hatır çocuk için. Din için değil. Günah için değil. Ahiret için değil. Çocuğun ruhsal sıhhat istiyorsan karakterinin iyi olmasını 40 gün anne ve babanın hayali değişmesi lazım. Abi niye 40 gün 39 değil 41 değil? Hasta gelmişler İmam Azam'a. İmam Azam'a gelince İmam Azam demiş ki 40 gün sonra gelin. 40 gün sonra gelmiş demiş ki bal yemesin. O zaman da diyebilirdim bunu ya 40 gün niye beklettin gibi. Evet, evet. Ben yemiştim de onun için bal yemesin desem tesir etmezdi. Yapmadın lime tekularım ala tefalım. Yapmadığın şeyi söylersen ama tesir etmez. Bal yemesin sözüm tesir etmesi için ben 40 gün bal yememem gerekiyor. Seni bir yerde men etmek için. Müsbet değil menfi için. Ha? Yani din için değil, ahiret için değil, günah için değil. Çocuğun adam gibi çocuk istiyorsan 40 gün seyretmemen lazım. Neyse konu nereden geldi, niye geldi onu da bilmiyorum. Ama meczupluma verin, deliliğime verin. Abi sigara içmiyorum. Ben sigara içme diyorum. Tesir etmiyor. Demek ki İçmedi. Sen ihlası söylüyorsun. Evet. Sen radyo istasyonunda veriyorsun ama adam radyosu açık değil. Ne yapacaksın? Şimdi radyo istasyonu... Ben de benden bir kaynak. Hayır. Çünkü 40 günde hadi 40 sene belki sigara içmiyordum. Bak. Nereye götürüyorsun beni? Bir şeyin tesir etmesi için tebliğin 5 tane şart lazım. 406 sözlerden göstereceğim. 4'ü muhatabaya, 1'i konuşana. Sayfayı da söyleyeyim de. 406. 406 dedim ama bazen manyaklığım tutuyor böyle de. Ha 408, 406 isabet ettin lan Hasan. Tebrik abi. Aferin lan Hasan. Bazen kafan çalışıyor yani. Bak bir tanesi konuşana
Dördü mü ataba? Sen sigara içmediğin halde sigara içme kardeşim diyorsun. Adam değilse içer. Yani çünkü ben radyo istasyonunda konuşuyorum. Adam radyosu açık değil. Ben ne yapayım? Konuşmuyor muyum? Aç da benim sesim duyulsun. Alıcıların kapalı. Allah Resulü tebliğ etmedim. Etti ama Ebu Cehil iman eder mi? Bu Yahudi. Eder mi iman? Etmez. Ne yapsın? Ha. Ama biz şartları bu. Belki ağacın her bir cüzü o kanun emrinin duygularının birer merkezi hükmündedir ki uzun vasıtaları diyecekler ki olan her gün başımıza bir bela açıyor bu adam. Bunun dersini hakikaten dinlememek lazım çünkü. Lan ben kardeşim sebap günahtan bahsetmiyor. Ben fıtrat delisiyim. Fıtrat manyağım ne dersen de. Fıtrat. Ben arkalardan seviyorum. Oradan konuşmaya çalışıyorum. Ben bunun delisiyim, hastasıyım. Ya bu çocuğa bak ya falan. Allah Allah. Ya hiç bizimle benzemedi ya. Nereden çıktı ya? Ulan hastanede karıştırmayasınız. Demiyorlar. Diyor. Hastanede değil de kafada karıştırmamış. Kafada bozukluk var. Kafada bozukluk var. Ya şu televizyon, internet. O anda kafada bozukluk. O anda kafa bozukluk. Hadis-i şerifte bir okumuştum. Yani o anda çocuğun olacağı zaman erkeğin daha fazla şey olsa erkek olan evet. Çocuk oluyormuş. Kadının daha şey olacaksa kadın yani kız olurlar. Beşinci şurada geçiyor. Yani baş hadise yapmıştım. O dersleri biliyorum abi. Onlar o dersleri onlar yapmıyorum artık. Aa, yapmıştım o biliyorum. Evet. Hatırlıyorum abi. Onlar daha yapmıyorum. Çünkü abi. Başıma şey sarttım. İyi abi yapma. Çok sıkıntı yaptı bana. Doğru. Dokundu. Eski kasetlerde, eski dersler var mı bilmiyorum. Eskide bunları yapıyor. Ne cesaret yapıyorduk onları ya. Yani cahil cesur olur ya. El cahilin cesur. Bak öyle misaller. Vallahi niye? Meczup kabul et. İşine yarıyorsa al. Yaramıyorsa deliliğime ver. Ne olur. Kafadan eksik. Kanun emrinin duyguları birer merkez hükmündedir ki uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil, belki telefon telleri gibi birer vesile-i tesil ve takrip olur. En uzak, en yakın gibi olur. Evet, şimdi bam teline geliyoruz. Tamam. Neredeydik? 406 niye elimi koydum? 320. 320. Burayı anladık mı? Bu çok önemliydi. Ne anladınsa. İnsan bir çekirdeğe benzer. Böyle yapınca toprak. Buradaki çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdekten, çekirdekte kudretten manevi ve emniyetli cihazat. Tamam? Kudretten manevi ve emniyetli cihazat. Kaderden ince ve kıymetli programlar tevdi edilmiş. Niye? Ta ki toprak altında çalışıp insan toprağı var. İnsan çekirdekse toprağın nedir? Neresidir? Dünya. Evet. Değil. Beden mi abi? Ta o dar alemden çıkıp geniş geniş olan hava alemine girip Halik'ından istidat lisanı bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. İnsan bir çekirdekse toprağı neresidir? Ana ruhu mu? Abi iman nuruyla. Işte, çok güzel. Ha, söyle söyle. İnsan bir çekirdektir. Hmm. Tamam. Şimdi dinleyin. Çok harika. Kaderinizi de halledecektir. İslam. İslam suyu. İmanın nuruyla. Olmaz nuru. Suyla. Hayır. İmanın nuru olamaz. Ziyası. İmanın ziyasıyla. Allah canibi ya. Tamam abi. Bizden bakınca nur, Allah'tan bakınca iman, ziya. Güneşe usta 4 tane yer olarak kullanıyor. Güneşi 4 yerde kullanıyor. 1. Hayat güneşi. 2. Kur'an diyor. 3. Peygamber'e diyor. 4. Hayat demiştik değil mi? Allah'a kullanıyor. Şemsezeli. 4 şeyde misal kullanıyor. Bak Allah canibinden iman ziyadır. Beşer canibinden iman nurdur. İman nurdur, kuvvettir. Ha, insan çekirdek midir? Çok önemli, kader halledilecek. Çekirdek bu.
25. kare yapıyorum. Tamam. Bazıları diyor ki bu işi bilmeyenler. Matraklık yapıyor, delilik yapıyor. Doğru. Şöyle ok yapmıyor. İnsan bir çekirdeğe benzer. O zaman dersten çıktıktan sonra gider. Bunu unutamayacaksın. İnsan bu çekirdektir. Tamam. Çekirdeğe benzer. Şimdi ben bunu ağaç yapacağım. Güneş ağaçı Allah. İmanın ziyasıyla. İn aşağıya. Güneşten aşağıya ne var? Güneşten aşağıya bulut. İslamiyet suyuyla. İn aşağıya toprağa girme. Bu pamuk mudur? Pamuk değil. Rize'ye ekilir mi? Pamuk nereye ekilir Türkiye'de? Sıcak yerlere. Evet. Sıcak yörge. Adana diyelim. Hatay. Tamam. Peki çay nerede? Trabzon. Trabzon. Peki Rize'de. Peki Adana'da ekilir mi? Çay? Olmaz. Ha. Bir. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla çekirdeği ekeceğiz. Nereye? Adana'ya. Pamuk. Ne zaman? Hangi şartlarda? Nasıl çapa yapacağız? Nasıl budayacağız? Evamir-i Kur'aniye. Çekirdeği evamir. Yani çekirdeğin emrettiği emir yerleri. Nelerlerde olur? Dört. Kurallar diyebilir miyiz? Kurallar. Yani çapa yapmak. Mesela diyelim ki şeyse, fasulyeyse sırık dikmek etrafına. Üzümse sarmak. Pamuksa bilmem ne yapmak. Biberse şöyle yapmak. Ondan sonra taşa mı ekeceksin, kara mı? Yani kışın mı ekiyorsun, yazın. Adana mı ekiyorsun, Rize'ye mi? Tamam. Sinop'a mı, Hatay'a mı? Bunlar evamir-i Kur'an'e denilir. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, evamir-i Kur'aniye ile, yani yöntem, çekirdeğe yapılacak muamele. Dört, atacağımız toprağa iniyoruz. Ubudiyet toprağı altında. Toprak ubudiyettir. Çekirdek nedir? İnsandır. Çekirdek insandır. Bakıyor musunuz bana? Çekirdek insandır. Şimdi dört taneyi bir araya getirdik mi? Beşincisi insan mı? Toprak altında. Şimdi burada çalışırken çekirdek burada yok olmazken toprağın üstünde geniş hava aleminde ağaç oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Ne etti? Altı. Şimdi iman esaslarını yapıyorum. Güneş Allah'a misal. Amentu billahi ve melaiketi. Melaikeler İslam'a misal. Su. O vahiy getirir. Evamir-i Kur'aniye, yani nasıl yapacağız? Kitaplara iman. Nerede nasıl ekileceğim, nasıl davranacağım? Toprak ubudiyet, sünnet-i seniye, peygamberlere iman. Ondan sonra ağaç dışarıya çıktı. Biz burada yaşarken, toprak yaşarken, toprağın altındaki çekirdek, ahirette ağaç oluyoruz. Çekirdek toprağın altındayken üstünde ağaçın olması da ahirete iman. Çekirdek de bütünü, o beş taneyi bütüne getiren kadere iman. Evet, kaderi söylüyorum. Kader, sebep ve sonuç ilişkisine bütün bakan bir hakikattir. Kader, sebebe ayrı, sonuca ayrı bakmaz. Kader, sebebi atıp sonuca odaklanmaz. Kader, sebebi ortadan kaldırıp sonuca odaklanmadığı gibi, sonucu inkar edip Cebriye gibi sırf sebebe hasretmez. Kader bu beş taneyi bütüne getirip ağaç olan şey. İnsan. İşte kader, yani çekirdek, yani bak kader, görüyor musun? Kaderden iki tane şey yapılmış. Kaderden ince ve kıymetli program. Kudretten ne varmış? Kudretten manevi ve emniyeti cihazat, çekirdek. İnsan çekirdeğe benzer. Burada da çekirdeği kader olarak kullandı. Peki kader kim?
Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusuli vel yevmil âhir. 5. Ha, bu 5 tane iman esasını hazmeden kişi demektir. Kadere iman etmek. Yani âmentü billah, Allah'a ait bilgimiz artsa kitap okuyarak. Allah bizim dışımızda başka bir şey. Ve melâiketi, melekler bizim dışımızdan başka bir şey. Meleklere imanımız artarsa, ilmimiz de artarsa, yakinimiz artar. Tanışırız onunla. Allah ile ilmi, Allah'a karşı yakinimiz artsa, ilmimiz artsa, Allah ile tanışırız ve görüşürüz. Allah ile. Bizim dışımızda bir şey. Meleklere ilmimiz artarsa, yakinimiz artar ve onunla görüşürüz. Çünkü melekler bizim dışımızda bir şey. Ve melaiketi. Ve kütübi, Kur'an bizim dışımızda bir şey. Vukufiyetimiz artar. Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli. Peygamberler de bizim dışımızda bir şey. Ve yevmil ahir. Ahirete iman bizim dışımızda. Peki, kadere iman ettin ve kaderden ilmin arttın. Yapın gelişti, kadere anlayışın arttı. Kimle tanışmış olursun? Allah'a ilmim arttı, Allah ile tanıştım. Meleklere ilmim arttı, meleklerle tanıştım. Kitaplara yakınım arttı, kitaplara muhabbetim arttı. Kitaplar beni dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Yani hadiselere karşı bakışını o. Benim dışımda bir şey Kur'an. Peygamber benim dışımda bir şey. Peygamberler yakınım atarsa onunla görüşürüm, beni feyiz eder, kolumu tutar, gider. Peki kadere iman edersem nereye taşınmış olurum? Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, yakiniyeti artan, Allah'a yakiniyeti artar demiyor. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden ve yakiniyeti artan, o konuda boyutlaşan, kederden emin olur. Yani kader kendisine dönüktür. Kendini tanımlayan insan, kendisi sensin. Hatta kader risalesinin başında kader hali ve vicdanidir diyor. Yani Allah'a iman etmek subut-ü sıfattır, zat-ı sıfattır, esması falan demiyor. Yani o bak bizim dışımızda. Ama kadere iman etmek ne demek? Hali ve vicdanidir. Nefsi gururdan, cüz'i ihtiyar adem mesuliyetten kurtarmak için akaide girmiş diyor. Bak kader nefsi gururdan cüz-i ihtiyari. Ademesi, mesuliyet yüklenmemek. Ha, dikkat edin, kader risalesini okuduğun zaman kaderi tanıdıkça kendini tanıyorsun. Hatta kader risalesinin ikinci babı var. Zey. Ne demek o? Kader risalesinde ne alakası var? Dört tane orada şey var. Ne diyorlar ona? Kader risalesinde 4 tane. Siz niye bana yardım etmiyorsunuz? 4 tane ne var? Kader risalesinde. Neyse bakayım. Hatve var. Hatve. Hatve. 4 hatve. Hep enfusidir. Kader risalesinin ne işi var bunun? İnsanın enfusi. Enfusi ders bu. Nefisi, ruhu vesaire. Men ittehaz ilahehu hevahu فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسِكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُولَ اَفَنْسَوَ اَنْفُسَهُمْ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ 4 قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Bunlar enfusi ders. Enfusi dersin kaderde ne işi var? Zeyd ikinci. Birincisi ise ilmi. Yani kader 5 tane iman esasını hazmeden kişinin kendisi. İnsan. Bazılar diyor ki abi olur mu ya falan, ne yaptın? Kainat nedir peki? Allah'ın dışımızdaki kainat insanın nesiydi? Açılımı. İnsan kainattan önce değil midir? Kainat büyük insan değil midir? Kainat insanın açılımı değil midir? İnsan kainatın hulasası değil midir? Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan, her bir insan kainatın çekirdeği aslisi değil midir? Kainatta maksat benim. Ya arkadaşlar, Allah ve insandan başka hiçbir şey yok. Diğerleri ondan yapılmış. Yani şu, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. La Allah, vacibül vücud simgeler,
Muhammed çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi'den kainat yaratılmadı mı? Nur-u Muhammedi'den kainat Nur-u Muhammedi'nin açıldığına göre Nur-u Muhammedi kainattan öncedir. O zaman kainat demek Nur-u Muhammedi'nin açılımı. O zaman bir Nur-u Muhammedi var, bir de Allah var. Onun için la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O zaman peki insan kimdir? Haşa, haşa, haşa. Kainat insanın açılımı olduğuna göre Allah'ın subuti ve zati, esmasının gözükmesi için ayna olan kainat, yani 18 bin alem hulasası olan insan, 18 bin alemi zatına cem eden insan haşa, Allah'lık hakikatini en iyi gösteren bir yapıdır. Bu yapının adı Ayn-i Samet'tir. 18 bin alemi zatında cem eden, o zaman hiç kimse yok. Çünkü kainat insanın açılımıdır. Kader, kader anladık mı? Kader kimmiş? Güneş. Allah de. Oradan imanın ziyası. İmanın Allah canibindeki yönü ziya. Beşere gelirse iman nur, ziya değil. Bak, onun için Risale'de imanın ziyasıyla deyince Allah canibi demektir. Hidayet. Allah tarafındaki tecelliye hidayet, gelen hidayeti onaylayan insan da ortaya çıkan iman. Allah'tan hidayet geliyor, insan onaylarsa iman oluyor. Yani dışarıdan güneş geliyor, perde kapalı. Sanki gece gibisi, hiç önemli değil. Açtın, güneş içeri girdi mi? Çiçekler büyüdü, ısındı. Ha, güneş Allah'a misal haşa. Gelen şua, ziya, hidayettir. İnsan perdeyi açıp güneşin girmesine vesile olur. Yani onaylarsa, onda ortaya çıkan sıcaklık, ısı, büyüme vesaire istifade iman. Demek ki Allah'tan hidayet geliyor, onaylarsam iman gözüküyor. Allah hidayetini artırsın diyoruz ya. Dolayısıyla imanını artırıyor. Allah canibindeki yöne hidayet, ziya. İnsan canibindeki yöne iman ve onaylamak. O zaman müsaadetleri kader sayesinde hali ve vicdanı. Evet. O zaman hali derken akla mı hitap ediyor? Yok. Vicdan. Hal var ya halet. Dört ders var sitede. Bu yoldan çıkarak ustad diyor ki sokak tabiri değil dedim ben. Hali ve vicdanidir. Ona hani vicdanı anladı. Karpuzu gibi kesersen irade, yani karpuz gibi kesersen vicdani, en dışında irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Dördünü bir araya getirsen insandaki vicdan olur. Merak ettim, hal nedir? Hal daha derin, vicdandan daha öte, ruhtaki sistem, sistemin dışa vuruşları. Onun için kader hali ve vicdanidir. Kader hali ve vicdanı ise mesela Allah'a iman vacibül vücuttur, subuti sıfattır, esmadır, şunat-ı zasiyeti vardır, mahiyet-i zatiyeti gibi tanımlama var ya. Kaderi de içine açıyoruz da. Kader karpuz gibi vur bıçağı. Ne çıktı? Hali ve vicdanı. Oğlum kimsin sen ya? Bir bakalım. Hemen bir aşağı iniyorsun. Diyorsun ki kader nefsi gururdan. Kader iman edip de imin atarsa, kaderde imanın artarsa ne oluyor? Nefsi gururdan, cüz ihtiyar da adem-i mesulette kurtarmak için. Bir bakıyorsun, bir de enfusi ders çıktı, zeyl, hatfe. O zaman kader insanın kendisini tanıması. Yani büyük kainatı tanıma nispetinde kendini tanırsın. Veya kendini tanıdıkça açılımın olan şeceri hırkatı tanırsın. Yani şu kainata üç tane isim koymamış mı? Şeceri hılkata Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. İnsan-ı Ekber diyor. İnsan-ı Ekber diyor. Bir de İslamiyet diyor. Yani şu Kur'an'la Kur'an. Büyük insan, kainat aynı şey. İnsan, Kur'an, şeceri hılkat aynı şey. Üçü aynı. Üçü aynı. Ne demek abi aynı? Buhar, su, buz. Aynı şey. Değil mi? Aynı şey.
Yani kainatta, kainatta olan bir hakikat insanda var. İnsanda olan bir hakikat kainatta var. Ha kainatı çözmüşsün insanı çözmek için, ha insanı çözmüşsün kainatı çözmek için. Ama çok ilginçtir. Kader, 5 tane iman esasını hazmeden kişi ne kadar kadere yakinin artarsa, imanın artarsa, keşfin artarsa içeriye taşınıyorsun. Dışarıya taşınmıyor. Allah'a imanın artarsa oraya taşınıyorsun. Meleklere imanın artarsa oraya taşınıyorsun. Kitaplara şey yaparsan kainata taşınıyorsun. Peygamberlere şey yaparsa peygamberler alemine taşınıyorsun. Haşre imanın artarsa şeyin artıyor. Ahirete yakının artıyor. Kadere imanın yakının artarsa içeriye taşınıyorsun. Hali ve vicdanidir. Evet. Söyle arkadaşlara içeri şey yapasın. Yakının artıyor. Yani dışarıdakini alıp içeriği mi? İnşa ediyor. İnşa ediyor. Ha, ama tuhaftır. Çekirdek toprak altında işlev yaparken toprak üzerinde ağaç yapılıyor. Yani toprak, burada insan şaşırdığı şey şu. Toprak altındaki çekirdekten ağaç olurken aynı anda toprağın altındaki çekirdekte her yaptığı muamele dışarıda çiçek gözüküyor. İşte siz böyle oturduğunuz zaman, böyle oturduğunuz zaman orada böyle gözükmüyorsunuz. Yani şurada böyle oturuyorsun, orada nasıl gözüküyor? Bak, bunun altındaki çekirdekte bir muamele çiçekli bir çizik oldu. Başka bir şey, tomurcuk çıktı. Ne, yani acayip değil mi? Dolayısıyla insan bir çekirdeğe benzer. İşte kader, bu kader sebeple, yani o beş tane güneşin, suyun, muamele, çekirdeğe yapılacak muamele, ekildiği toprak, çıktığı ağaç, bütününe bir bakar. Çekirdeği düşünün. Buna bakmasın, ona da bakmasın. Çekirdek ağaç oldu, ağaçsız ağaç nasıl olur? O zaman çekirdek Esma-i Hüsna'nın nasıl diyelim bütünsel hali. Ha, fiildeki tezahürü. Ya yani çekirdek olarak düşün, çekirdek kaderdir. Çekirdek insandır. Çekirdek insan. Bu insanın inşası için güneş lazım. Uyuyacaksın buna. Su lazım. Uyuyacaksın buna. Sisteme uyacaksın. Yani nerede nasıl? Toprağa uyacaksın. Tamam. Ağaca uyacaksın. Uyacaksın yani. Buna uyacaksın. Çekirdeği düşün. Güneşsiz ağaç olur mu? Çekirdeği. Susuz ağaç olur mu? Muamele, yani soğukta mı ekeceğim? Sıcakta mı ekeceğim? Taşa mı atayım? Adana'ya mı atayım? Bu önemli değil mi? Hani bir de toprağa atacaksın. Toprak, ubudiyet toprağı. Toprak neydi? Peygamberlere iman. Sünnet-i seniye. Ubudiyet toprağı altında. Bak, imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, evamir-i Kur'aniye, ubudiyet toprağı altında o çekirdek ne şünnema bulur? Dar, sıkı, karanlık alemden soğuk, geniş arz alemine ağaç oluyor. Çekirdeğe bak. Ya oradaki arkadaşlar var, çekirdek. Ne yapıyorsun? Nasılsın taşlarla? İyiyim, sen nasıl? Ne yapayım? İşte eğlenip duruyoruz, namaz kılıyoruz falan. Çekirdek diyor buna. Su alıyor, bilmem çekirdek alıyor, komik sıkışıyor falan, karanlık. Ya diyor ki, kardeş sen böyle böyle yapıyorsun ama yani ne oluyor? Vallahi bilmiyorum ama ben burada bu hareketi yaptım, oruç tuttum, namaz kılım, zekâr kılım. Ötelerde acayip şey oluyor. Ne oluyor? Vallahi çiçek diyorlar. Çiçek ne demek? Burada yaptığı çekirdeğin muamelesi dışarıda meyve, çiçek, koku, tat, renk, gövde vesaire, ısı, ışık, kütük oluyor. Duman oluyor, duman. Burada bir günah işliyor, ağaçta duman oluyor. Çekirdek bir günah işliyor. Tamam. Ağaçta duman artıyor. Çekirdek bir sebap yapıyor, ağaçta nur, nur artıyor. Odunda nur yok mu? Odunda nur yok mu? Var. Odunu yaktığı zaman nur çıkıyor.
Yani burada ya mesela dese ki öteki çekirdeği diyor öteki arkadaş armut çekirdeği şeftali. Ya kardeş diyor ya biz buradan daha sıkı bilen. Bu da diyor ki akıllı şuurlu Müslüman. Ya sabret diyor. Biz şu anda ötelerde inşa ediliyoruz. Yaptığımız hareketlerle orada ağaç oluyoruz. Şecere-i hilkat. Yani hilkat ağacı oluyoruz. Ya nasıl ağaç oluyoruz ya? Ya bak diyor bu. O malzemeyi alma ağacında duman olur. Duman çok olur. Öyle mi? Şu malzemeyi alırsan orada olduğun ağaçtan nur çok olur. Eğer bu malzemeyi de alırsan meyven çok olur. Meyve ne demek kardeş? Vallahi bilmiyorum ama meyveymiş. Öyle diyorlar. Böyle diyorlar. Şimdi düşün. Muzu nasıl hatırlar? Topraktaki çekirdek birbirine. Muzu tanımlasın. Karabiberini, kimyonunu, tadını, tuzunu, böyle toz haline gel, fındığı, koçanını. Ya nasıl fındık oluyormuş? Ne demek kardeş fındık? Çekirdek çekirdek konuşuyor. Ya ne bileyim işte orada öyle. Şimdi anlatabilir mi bu çekirdek bu çekirdeğe narı, nuru, kirazı, elmayı, armutu? İşte ubude dünya böyledir. Dünya aynı toprak altında çekirdek nasılsa şu anda biz ölüyoruz. O abi lamba var ya işte ahirete nispeten şu lamba floransan bilmem spot lambaları hepsi zindan. Allah diyor, zindani dünyadan, bostani cinana çıkartıyor ölüm. Onun için Allah ile dost olursan ölüm sana yar olur. Allah ile işin olmazsa ölüm ile dünya sana dar olur. Şu spot lambalar ve şu lambalar ahirete nispeten hiç büyük mü? Nasıl lambaysa orası bunun adı zindanmış. Bunlar lamba, zindan. Ahirete göre zindanmış. Çekirdek birbirlerine konuşuyorlar. İşte biz çekirdeğiz. Biz çekirdeğiz ve kaderiz. Kader, çekirdek aynı. Biz ne şunu var? Kadere iman etmeyi anladık mı? Kadere iman etmek, güneşe iman etmek. Kadere iman etmek, suya, buluta iman etmek. Kadere iman etmek, hangi bölgede gömüleceğini, nasıl muamele edileceğini, meyve mi, meyve ağacı mıyım? Fasulye miyim, üzüm müyüm, sırık mı dikecekler yanıma? Kayaya mı atacaklar, budama? Bak ben çok üzüm versin diye güya hırs yaptım. Kırıkan'da Urfalı üzüm dikti. Ben de kırdım. Onun için dal tutmuyor. Ben de bir tane vermedi. Oğlum bir de hocayız. Üstte Kur'an okuyoruz. Kur'an kursu gibi çocuk okutuyoruz. Bahçemizde bir üzüm yok. Onunsu dolu. Lan ne olmuyor ya? Meğer üzümde hırs göster. Uzasın lan. Uzasın fazla versin. Meğer üzümde iki büyümden sonra kesiliyormuş. Bu diyormuş. Ben yapmadım. Ha, muamele-i kimyevi. Muamele yapmayınca havanı alırsın. Dışarıda hava. Üzüm yok. Dedim onun adı da Hasan. Hasan emi benimsin niye vermedi? E budamadın ki. E ben niye demedin bana? Hoca sen yoksa hırs mı gösterdin? Çabuk olsun fazla dal versin. E vallahi öyle düşündüm dedim. Olmuyormuş öyle. Ne yapacaksın? Rizai ağacı takip edeceksin. Yani kafana göre bu daha iyi olur. Olmaz. O bidattır işte. Ağacın bidatı budamamaktır. Rizai ağaç olacak. Rizai ilahi doldu mu meyve verir. Rizai ilahi vermedi mi? Yani ağacın rizasına uydun uydun. Uymadın havanı alırsın. Ama çok zengin oldun. Örten kapladın meyve yok. Odun gibi bir şey. Başka bir şey aramazsın. Kader topluyorum ve son cümlem. Kader çekirdektir. Güneş Allah'tır. Bulut İslamiyet'tir. Çekirdeği nerede nasıl ekeceğini tanımlaması ve tarifi mühendis sanatı Kur'an'dır. Kitaplara iman. Toprak peygamberlere imandır. Çekirdek bu dörde uydu. Ağacın toprağın dışında ağaç verdi. Haşirdir. Etti mi beş? Kendisiyle aldı. Şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? O zaman cümlemi bitireyim. Kader, sebeple sonucu bir bakar bir bütündür. Buna ayrı, buna ayrı öyle bir şey yok. Güneşe bakarken ağaçla beraber. Kader, bu sebep sonucu birleştiren, bütünleştiren bir şeydir. Kavşaktır. Evet abi. Mesela Nur'un Muhammediye misal çekirdek. Altı iman hakikatinden beş tanesi kainat. Yani beş iman hakikati kainata misal.
kainatın fihristesi olan insan, o beş iman hakikatinin fihristesi olan kader. Evet, aynısı. Aynı tekrar. Mesela ağaç şeceri hilkat. Toprağın şeceri hilkat. Ağaçta takılan meyve insan. Aynı şeye geldik. Ağacın sonu meyve, insan. Meyvenin içerisinde çekirdek, insanın kaderi. Yani bu kaderde şer de yazılı, hayır da yazılı. Çekirdekten çıkan ağaçtan duman da yok mu? Bak, çekirdekten ağacın gövdesi çıkmıyor mu? Ağacın gövdesinde duman yok mu? Nur yok mu? Ha, duman günah demektir. Göz gözü görmez, gaflet. Gaflet karanlığı diyor ya. Odundan çıkan nur ise gözü açtırıyor. O da amel, iman. Ha, çekirdekte hem duman var, hem nur var. Duman şere, nur hayra işaret. Kader ikisini bütünleştirmiş. Çekirdeği düşünün, dumanı yok. Yani odunda, odunda, kalem ver bana. Ver abisi. Şu odun kabul edin. Odunda nur yok. Odun olur mu? Odunda duman yok. Odun olur mu? Olmaz. İşte çekirdekte de ve ondan çıkan ağaçta da duman da var, nur da var. Isı da var, ışık da var. Dal var, budak var, kuru dal da var, yaş dal var. Şey var, çiçek de var, koku da var, kokusuz da var. Yani zıtlar yok mu burada? Var. Ha, çekirdek hepsinin bütünlüğüdür. Sen eğer muamele-i kimyeviyi yaparsan ağaç, çekirdekten harika bir meyve alırsın. Harika netice alırsın. Netice senin bu beş tane, dört tane şarta bağlı. Ve beş tane. Bir, güneşe bağlı. Güneş vurması lazım. Güneş vurmayan yere doktor girermiş. İki, su lazım. İslamiyet. Güneş, Allah. İki, ağaç çekirdek olması için su lazım. İslamiyet. Üç, muamele-i kimye, muamele, Kur'an lazım. Dört, toprak lazım. Peygamberlere iman. Bu dışarıya çıktı ağaç, ona da sırık mı takacağız? Bu duyacak biz, ne yapacağız? Onu da haşir. Haşir netice. Ha, ama bu çekirdek hepsine bütün bakar. Ayrı ayrı bakmaz. Farklılıkları teke getiren şey insan, yani çekirdek, yani kader. Tamam. Kader, sebep, bunlar sebep, dört tane. Bu iki tanesi sonuç. Bir tanesi sonuç. Güneş, hava, toprak, su. Güneş, su, toprak, muamele. Dört sebep. Ağaç, sonuç. Beş. Beş etti. O çekirdek, kavşak. Kavşak, altı. Şimdi kader ne yapar? Çekirdek. Bu dörde bakar, buna bakar. Alır, besler. Alır, besler. O zaman çekirdek bütünseldir. Bunları bütünleyendir. Tamam? Kader faili muhtardır. Kader bu dört tane, beş tane iman esasını kendisinde gösterendir. Kader beş tane iman esasını kendisinde gösteren kişidir. Beşi iman eden kişinin ortaya çıkarttığı hayatıdır kader. Kader hayatın kendisidir. Kader sevk etti diyor. Kader tokatladı diyor. Kader rızkını verdi diyor. Böyle baktığın zaman kader faili muhtardır. Hapsetti diyor. Beşer zulmü içerisinde de kader adalet etti diyor. Kader rızkımı tayin etti diyor. Tamam? Kader böyle bir yazı falan değil kardeşim. Böyle bir program, hadi al bunu uygula. Öyle değil. Kader aynı işin başında. Sevk ediyor, zulm tokatlıyor, adalet ediyor, çıkartıyor, hapse topluyor. Tamam? Bizim manada şahsi manevi. Ha, işte abi nasıl çıkacak? Çekirdekten ağaçta çıkan duman. Çekirdekte ağaçta duman da çıkıyor, nur da çıkıyor. Ha, şer, hayır hepsi var. Ağacın şerleri, şu çekirdek. Ağaçın bütün şerleri, hayırları, şer, hayır, her şey zıttan cem yapmış. Ha, senin yapacağın muameleye göre ağaç gözüküyor.
Şu anda biz burada ders dinliyoruz. Ötelerde inşa oluyor. Hani toprak altında çekirdek bir kalsiyum alsa kırmızı çiçek oldu. Ha, burada da bir derste bir kelime aldık, orada ne olduk belli değil. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavatı.